Herkese selamlar, Tayfam kampımızın 8. günündeyiz. Yani son dersimizdeyiz. Bu son derste noktalama işaretleri ve anlatım bozukluklarını göreceğiz. 2 bölümden oluşacak bir video. Önce güzelce bir noktalama işaretlerini çalış, testlerini bir çöz. İyice burada video çözümlerinden de faydalan. Burada kısa taktikler var, shortslar var. Okuttuğun zaman karşına çıkacak, mutlaka onları da dinle. Ardından anlatım bozuklukları bölümünü dinle ve anlatım bozukluğu testini çöz. Dersin başında müjdemi verin. Bugün 8. günümüzü tamamlıyoruz. Daha ki Camp Plus bitiyor mu? Hayır, asıl şimdi başlıyor Camp Plus. Nasıl devam edeceğiz Camp Plus'ta? Siz ödevlerinizi yapmış olarak geleceksiniz bundan sonraki kısma. Bütün kitabı bitirmiş, çalışmış olarak geleceksiniz ki bundan sonraki bölümlerde verim alabilirsiniz. Bundan sonraki ilk bölümümüz tamamen bütün dil bilgisi başlıklarını tek tek ele aldığımız uygulamalı etkinlik gelecek. Tüm dil bilgisi tek videoda uygulamalı etkinlik dersiniz olacak. Kısa soru çözümleri, kısa hatırlatmalar, Camp Plus ile ilgili bunlar da 2023'ten sınava kadar devam edecek bir serüven olacak. Sizden ricam 1 Ocağı kadar lütfen Camp Plus ile ilgili günlük ders çalışmalarınızı tamamlayın. Kitabınızdaki soruları çözün. Ondan sonra kısımda tamamen tekrar uygulamalı etkinlik, soru çözümü, nokta atışı, hatırlatmalar olacak. Ne zamana kadar olacak? Sınavdan bir gün öncesine kadar devam edecek. Asıl 1 Ocak itibariyle başlayacak Camp Plus çalışması. Şimdi temelimizi atmış oluyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Garantiye alıyoruz artık. Evet, o zaman noktalama işaretlerine bir başlayalım mı? Ne var ne yok bir görelim mi? Gelsin o zaman benim duvarım. Duvarım gelsin buraya. Evet. Hayatta nereye nokta getireceğini çok iyi bileceksin. Nokta getirmen gereken yere eğer 3 nokta getirirsen, yani yargısı tamamlanmış bir cümlenin sonunda, yükleme olan bir cümlenin sonuna 3 nokta getirirsen çok beklersin, çok. Çünkü onun yargısı tamamlanmış, yüklemi var. Daha ne bekliyorsun orada derler adama, değil mi? Peki, yargısı tamamlanmamış bir cümlenin sonuna, yani nokta getirmen gereken bir cümlenin sonuna 3 nokta getirirsen ne olur? Bu sefer de gelecek yükleme yazık etmiş olursun. Ünleme gelince, Tayfam ünlemi de, şu duygu yoğunluğunu da nerede ortaya koyacağınıza çok dikkat edin bu hayatta. Çünkü ünlemden sonraki cümleler büyük harfle başlar. İki noktaya gelelim mi? İki nokta. Eğer hayatta açıklama yapmak zorunda kalırsanız, iki nokta kullanmak durumundasınız. İki nokta yerine noktalı virgül getirirsen yine yanlış yapmış olursun. Açıklama yapmak zorunda kaldığınızda lütfen iki nokta getirin. Hayatta noktalama işaretleri ne işe yarar diye sorduklarında tek cevabım şu. Noktalama işaretleri bu hayatta anlamayı ve anlaşılmayı kolaylaştırır. Bu anlamda hayati önem taşıyan bir derse başlıyoruz o zaman. Başlamadan önce bu cümleyi bir ögelerine ayıralım mı? Bileceksin yüklem, kim, sen, özne. Neyi bileceksin? Nereye nokta koyacağını belirtili nesne. Nerede bileceksin? Hayatta. Dolaylı tümleç. Peki nasıl bileceksin? Çok iyi bileceksin. Ne bu? Nasıl bileceksin? Çok iyi bileceksin. Zarf tümleci. O zaman noktalama işaretlerine başlıyoruz. Her zamanki gibi nereden başlayacağım ben noktalama işaretlerine? Şunu bir aklınıza kazıyın. Hangi noktalama işaretlerinden sonra her zaman büyük harfle başlar? Şimdi noktalama işaretleri soruları çözerken püf noktadır bu. Parantezden sonrasına lütfen dikkat edin Tayfan. Parantezden sonrası büyük harf mi? Küçük harf mi? Burası çok önemli. Soru çözerken inanılmaz pratiklik sağlar. Noktalama işaretlerinde soru çözerken ne yapıyormuşuz? Parantezden sonrasına çok dikkat ediyormuşuz. Şuna da ayrıca bir dikkat edin. Parantezden sonrası büyük harf diyorum ya. Özel isim de olabilir. Dikkat et. Peki o zaman gel. Hangi noktalama işaretlerinden sonra her daim, her zaman büyük harfle başlar? Nokta, ünlem, soru işareti. Parantezden sonrasına bakıyorsun. Büyük harfse bu parantezin olduğu sırada seçeneklerde hemen şunların olduğu yerlere gidiyorsun. Hocam, hocam. İki noktadan ve üç noktadan sonra da büyük harfle başlamıyor mu? Evet, iki noktadan sonra açıklama yapıyorsam bir cümle varsa büyük harf. Lakin istisna var, bak dikkat et. En sevdiğim çiçekler, iki nokta, gül, lale, papatya. Şöyle örnek vermişim. Örneğinde devamı geliyor diyorum. İşte o zaman küçük harf dikkat et. 3 noktadan sonra evet normalde büyük harfle başlar. Lakin şöyle bir istisna var. Cümle içinde böyle ayıp, söylemeye utandığımız ya da saklamak istediğimiz bir bilgi varsa bip 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 diye geçebiliyoruz ya. Ha, o zaman küçük harfle devam ediyor. Onun
Nıp bip 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 sözü kulağımda çınlıyor derken bak küçük harfle devam etmişim. Ama eksiltili bir cümlenin sonuna getirdiğin zaman tabii ki bir sonraki cümle ne olacak? Büyük harfle başlayacak. İstisna olduğu için uyarmak zorundaydım. Özellikle iki noktaya dikkat edin. ÖSYM bu anlamda çok soru soruyor. Evet, şimdi buraya bir gel. 3 tane noktalama işareti var. Çok önemli olan, çok karıştırılan, ÖSYM'nin de sürekli üzerinde durduğu 3 noktalama işareti. Ne bunlar? Virgül, noktalı virgül, iki nokta. Virgül nereye gelir ve nereye gelmez? Asıl üzerinde duracağımız şey nereye gelmez? Oralara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Sonra noktalı virgülle iki noktayı çok karıştırıyorsunuz. Bakın ben size söyleyeyim. Noktalı virgülle iki noktayı karıştırmanızın sebebi şu eskiden beri kulağınızın aşina olduğu açıklama sözcüğü yüzünden karıştırıyorsunuz. Açıklama yapmadan önce kesinlikle iki nokta gelecek. Noktalı virgülün açıklamayla falan bir alakası yok tayfam. Şimdi gel bu üç kardeşe, biliyorsunuz ben bunlara üç kardeş diyorum. İki nokta en büyük abi, noktalı virgül ortanca, virgül en küçükleriydi bunun. Virgül yaramazdı. Çağrıldığı her yere gider. Böyle muzur bir tip. Çağrıldığı her yere gider. Artı bir de gittiği yere yakışıyor dedik değil mi virgül için? Tehlikeli. Çok tehlikeli. Bu anlamda ÖSYM'de nerelere gelmezi çok soruyor. Noktalı virgülü virgülle çok karıştırıyorsunuz. Noktalı virgül, virgülün abisidir arkadaşlar. İki nokta ise en büyük abi, en ağırları. İki noktayı kimseyle karıştırmayın. Bu adam yerli yerinde bir adam. Çağrıldığı her yere gitmez. Bu adam nereye gidiyor? Öncelikle açıklama yapmadan önce geliyor. Sonra örnek vereceksem, biraz önce bahsettim ya, en sevdiğim çiçekler, iki nokta, gül, lale, papatya, nokta nokta. İşte böyle bir örnek vereceksem yine iki nokta kullanıyorum. Sonra böyle senaryolarda, repliklerde falan da işte şu şunu dedi, iki nokta falan buralarda da kullanılıyor. Onlara tek tek başlıklarda geleceğim. Şimdi gel, noktalı virgülle virgülü çok karıştırıyorsun ya, gel bir şu örneklere bir bak. Burcun, Destan, Eda, Seher, Hale'yi çaya çağırdı. Hayda. Virgül Burcu'ya da atladı. Neslihan'a da, Eda'ya da, Seher'e de tam Hale'ye atlıyorduk. Hale dedi ki dur. Buraya virgül gelemez. Abisini çağırın gelsin. Bak şimdi noktalı virgül gelecek. Noktalı virgül özne neyse oraya gelecek tayfam, tamam mı? Diyelim ki özne Burcu. Burcu'ya geldi. Şimdi artık kimin kimi nereye çağırdığı belli. Eğer buraya noktalı virgülü getirmezsem Burcu, Neslihan, Eda, Seher, Hale'yi çağırdı. Ya kim kimi nereye çağırdı? Özneden sonra virgüllerle sıralanan başka ögeler varsa özneyi noktalı virgülle ayırırsan çok tatlı olur. Anlam bulanıklığını gidermiş olursun. Karışıklığı gidermiş olursun. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, sonra böyle biz virgül neyle kullanıyoruz? Böyle bir şeyleri sıralarken kullanıyoruz değil mi? Ama şimdi bir şeyleri sıraladım. Kız isimlerini sıraladım. Erkek isimlerini sıraladım. Ya bunu ikisini bir şeyle ayırmam lazım. Noktalı işaretle benim ne işime yarıyordu? Anlamayı kolaylaştırıyordu. Şimdi şuraya bir bak. Kız çocuklarına Ayşe, Fatma, Hayriye. Erkek çocuklarına Ali, Veli, Hasan isimleri verilir. Ya şimdi burada kız çocuklarına verilen isimlerle erkek çocuklarına verilen isimleri şöyle noktalı virgülle ayırsam güzel olmaz mı? Olur. İşte böyle. İşte böyle. Noktalı virgül, virgüle bu şekilde abilik yapıyor. Virgül her yere atmıyor. Noktalı virgül geliyor. Oradaki bulanıklığı gideriyor. Burada neyi gösterdi bana noktalı virgül? Şöyle bir geriden baktığım zaman hani metin üzerinde anlamayı kolaylaştırıyor ya. Şöyle bakınca ne dedim ben? Burada ayrı ayrı sıralanmış bir şeyler var. Bunların farkında ol. Okumanı ona göre yap. Ona göre dikkatli ol. Vurgunu da ona göre yap diyor aslında bana. Peki gel. Başka nerede kullanılır? Şimdi seni ilk gördüğüm gün anlamıştım. Böyle güzel, böyle şirin, böyle tatlı insanı tanıdığım için kendimi çok şanslı hissetmiştim. Burada sıralı bir cümle var. Şimdi dikkat. Sıralı cümlelerin bak. Şu bir cümle, şu da bir cümle değil mi? Peki ama burası da virgül olmuş. Sıralı cümlenin kendi içinde de virgülü var. Arkadaş her yerde virgül var. O zaman sıralı cümlelerin kendi içinde virgülleri varsa İki sıralı cümleyi birbirinden noktalı virgülle ayıralım. Virgül evin en küçüğü. Bir cümleye virgül mü noktalı virgül mü gidecek diye baktığınızda o cümlede hiçbir şey yoksa önce virgül gitsin. Virgülün halledemediği durumlarda, o işi halledemediği durumlarda ve bulanıklık yarattığı durumlarda arkadan abi noktalı virgül gitsin. Virgülün olmadığı cümlelere kolay kolay noktalı virgül göndermeyin, tamam mı? Noktalı virgülün genel mantığı virgülle ilgili karışıklıkları düzeltmek. Şimdi geldi en önemli noktalama işaretimizden başlıyoruz. Virgülden bir başlayalım. Virgül nerelere gelir? Bir ona bakalım.
görevlerini bir hatırlayalım. Ardından da virgül nerelere getirilmez ona bir bakalım. Şimdi eş görevli kelime, kelime gruplarının arasına konur. Bu temel görevi değil mi? Bir şeyleri sıralarken kullanıyoruz. İyimser, planlı, çalışkan ve sabırlı kişiler başarıya ulaşır. Çok güzel bir kullanım. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanıyoruz. Buradaki gibi kül renkli sular köpüre köpüre geliyordu virgül. Kayalara çarpıp gürültüyle parçalanıyordu. Sıralı cümleleri virgül ayırıyoruz. Peki sıralı cümlenin kendi içinde virgülü varsa iki sıralı cümleyi ne yapıyorduk? Noktalı virgülle ayırıyorduk. Gel uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Şimdi bazen uzun cümleler oluyor. Yüklemden çok uzak kalmış oluyor özne. O özneyi belirtmek için virgül kullanabilirsin. Kültür, milletin yaşam tarzının kodlarını korur ve bunları miras olarak geleceğe taşır. Burada kültürü, özneyi vurgulamak için virgülümü kullandım. Gayet iyi. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için virgül kullanıyoruz. Dikkat! Ara sözleri ya iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında veriyorduk değil mi? Peki, yazarın son kitabında Veba Geceleri adlı romanda tarihsel bir konu işlenmiş. İşte buradaki açıklamayı ara sözü ne yaptık? İki virgül arasında verdik. Peki anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında ne yapıyoruz? Virgül getirebiliyoruz. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde buden bir kamış olsam. Ah hey. Peki tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Tabii ki de. Eğer sen bir alıntı cümlesini tırnak içinde vermiyorsan o alıntı cümlesi bittikten sonra virgül getireceksin. Kütüphaneye yarın gideceğim. Dedi derken lütfen dikkat virgülün en önemli kullanım yerlerinden bir tanesidir. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine de konur. Bak şimdi bilgisayarın işlemcisini değiştirmek ister misiniz diye sordu. Tabii ki de. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Salon kapısını açtı. Annesine virgül. Bak bu çok karıştırılıyor noktalı virgülle. Annesine virgül dedim değil mi? Sonra beni sabah erken kaldırırsınız dedi. Peki, red, kabul, teşvik, bildiren. Hayır, evet, yok, tabii ki. Peki, hay hay, bağış üstüne öyle, haydi, elbette gibi. Onaylama ya da karşı çıkma gibi cümle başında kullandığımız ifadeler var ya, işte bunlardan sonra ne geliyormuş? Virgül. Peki, gideriz. Evet, ben de sizinle geleceğim derken. Anlam karışıklığını önlemek için bazı yerlerde virgülü kullanmak zorundasın. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Şimdi... Bu gece dedikten sonra virgül koydum. Virgülü kaldırırsan ne olur? Bu gece eğlenceleri olur. Hem anlamda bulanıklık olur hem de sözcüğün görevi de değişiyor. Değil mi? Dikkat edin buna. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra ne kullanıyoruz? Tabii ki de virgül. Arkadaşlar, sayın başkan, sevgili kardeşim, değerli arkadaşım derken hitaplardan sonra ne geliyormuş? Virgül. Virgülle ilgili biraz daha ayrıntıya girelim. Sayıların yazılışına kesirleri ayırmak için kullanılır. Biliyorsunuz 35.7 derken. Metin içinde ard arda gelen zarf fiileki almış kelimelerden sonra konur. Ard arda geliyorsa. Normalde zarf fiileklerinden sonra virgül asla getirilmez. Çünkü zarf fiileki vurguyu zaten kendine çekiyor. O yüzden virgül kullanmana gerek kalmıyor. Lakin buradaki gibi. Sıralama varsa o zaman kullanabilirsin. Eşyalarını hemen toplayıp birkaç valize doldurup yeni görev yerine doğru yola çıktı. Farkındaysan birinci de kullandım, ikinci de kullanmadım. Peki özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur. Konmazsa sözcüğün türünde görevinde değişiklik olur ve anlam bulanıklığı olur. Bak şimdi bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Bundan sonra virgül getirmezsen sıkıntı olur. Peki o eski defterleri çoktan kapatmış derken... O'dan sonra virgül getirmezsen o eski defterler der gibi olur. Ama virgülü getirince zamir oluyor. Virgülü kaldırınca o eski defterler diye işaret sıfatı oluyor. Dikkat et. Kitap, dergi ve bunun gibi künyelerinde yazar, eser, basın ve maddelerinden sonra konduğuna zaten gözünüz aşina. Fatih Rıfkı Atay, Tunay Yayınları, Remzi Kitabevi, İstanbul 1938 derken. Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra virgül konduğuna gözünüz aşinadır muhtemelen. Ergin Muharrem, Dede Korkut kitabı, Ankara 1958 gibi. Evet, şimdi dikkat. Virgül nerelere gelmez? Çok önemli. ÖSYM sorularında bunu çok ölçüyor. Aman diyeyim, dikkat edin. ÖSYM'nin virgülle ilgili sorduğu soru tipleri. Virgülün kullanılma amacı çok sarar. Hani ne için kullanılmış? Sıralı cümlelerde ayırmak için mi kullanılmış? Bir şey özneyi belirtmek için mi kullanılmış? Eş görevli sözcükleri sıralamak için mi kullanılmış? Hangi amaçla kullanıldığını çok sorar. Artı bir de virgülün nereye getirilmeyeceğini çok sorar. Şimdi bak metinde ve veya yahut ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz.
projeyi kendin üstlenebilirsin veya arkadaşlarına yapabilirsin derken mesela. Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra virgül konmaz. Hem sınava hazırlanıyor hem ailesine yardım ediyor. Bak böyle cümlelerde bazen cümlede uzun olduğunda ikili bağlaçların arasına virgül getirilmediğini gör lütfen. Çünkü bunu sınıyor ÖSYM. Pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan DDA bağlacından sonra virgül getirilmez. Metinde ınca ince anlamıyla kullanılan mımi ekinden sonra virgül getirilmez. Annemin sevdiği dizi başladı mı ona hemen haber ver. Başladığı zaman anlamında. Şart ekinden sonra SSA'dan sonra virgül getirilmez. Gerçeklere gözleri kapatırsan kendine kötülük edersin. Hocam neden bu zarf fiillerinden sonra SSA'dan sonra virgül gelmiyor? Çünkü bunlar zaten vurguyu kendine çekiyor. O yüzden de virgüle gerek kalmıyor. Tamam mı? Peki metinde sıralananlar hariç zarf fiilindeki almış kelimelerden sonra virgül konmadığını biliyoruz değil mi? Soruları çözmeyi bitirince cevaplarınızı kontrol edin. Zarf fiillerinden sonra virgül getirilmiyor. Ama biraz önce ne dedik? Sıralama yapılıyorsa getiriliyor dedik. Gelelim noktaya. Noktaya gel. Nokta. Cümlenin sonuna nokta koy. Hadi canım. Hadi canım. Olur mu? Tabii ki de olur. Bazı kısaltmalardan sonra nokta kullandığımızı biliyorsunuz. Sayılardan sonra sıra bildirmek amacıyla nokta kullandığımızı biliyorsunuz. Virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamların sonuncusundan sonra konduğunu biliyorsunuz bu şekilde. 1, virgül 2 ve 3. sorular derken bak nasıl kullanıldığına dikkat et. 1, 2 ve 3. sorular derken 1'den sonra virgül getirdim. 2'den sonra ve 3'den sonra ince ince eki yerine geçen noktamı koydum. Buna dikkat et. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra nokta getirdiğimizi tabii ki de biliyorsunuz. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullandığımızı biliyorsunuz. Tarihlerin yazımında nokta veya ek çizgi kullanabiliyoruz. Saat veya dakika gösteren sayıları ayırmak için kullanıyoruz. Dikkat, dikkat. Benim karlarda çektiğim shorts vardı. Hani bir tane kameraman yanlış yazmıştı. İki noktayla belirtmişti saati. Dikkat edin tayfam, dikkat edin. Dijital saatlerden dolayı saatleri gösterirken iki noktaya çok aşinasınız. İki nokta kullanılmaz. Saatleri gösterirken ne kullanıyormuşuz? Tek nokta. Dikkat. Kitap, dergi ve bunun gibi künyelerinin sonuna konur. Evet, bunu biliyorsunuz. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan 3 grup ayrılır ve araya nokta konur. Şu şekilde olduğunu biliyorsunuz. Bunları ilkokuldan beri aşinasınız. Genel ağ adreslerinde kullandığımızı da biliyoruz. Matematikte çarpma işlemi yerine nokta kullandığımızı zaten biliyorsunuz. Noktanın önemi ne biliyor musunuz? Nereye nokta getireceğini bilmek. Bu da sorularda eksiltili cümle gibi gösterilmeye çalışılabilir sana. Şimdi devrik cümleleri eksiltili cümle zannedebilirsin. Bu anlamda çok dikkatli ol. Yüklemi tamamlanmış cümlenin sonuna nokta, eksiltili cümlenin, yüklemi olmayan cümlenin sonuna 3 nokta getiriyoruz. İşte bu anlamda hayatta nereye nokta getireceğini bilmek çok önemli. Tamam mı? Bu anlamda çok dikkat edin. Çünkü bununla ilgili çok soru sormuş ve çok da yanıltmış. Sana devrik cümleyi eksiltili cümle gibi göstermiş. Aman diyeyim, dikkat edin. Peki şuna bir dikkat edelim. Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce veya sonra nokta kullanılmaz. Yani 23 Nisan 1920 derken araya nokta getirmeyeceğini biliyorsun tayfam. Benim tayfam biliyordur bunu. Peki gelenekselleşmiş olan TC, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılması ve Türkçe kelimesinin kısaltmanın sonunda büyük harf yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Bak şimdi. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkçe kelimesinin kısaltmasına nokta kullandığımızı ben size zaten nerede söyledim? Yazım kuralları videosunda söylemiştim. Buna dikkat edin. Sadece ikisinde kullanıyoruz. Onun dışında kullanmıyoruz. Aslında dersin başında noktalı virgülü ben size anlattım. Şöyle kafanızda şöyle bir şekil şema oluşsun istedim. O kısmı kafanızda oturtursanız şöyle tek tek maddeleri de gördüğümü bu iş tamamdır. Bir de uygulama tamam. Göz aşinalığı çok önemli. Noktalı virgülün mantığı neydi? Virgülün halledemediği işleri kim hallediyordu? Abisi noktalı virgül hallediyordu. Dikkat. Şimdi virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konu. Ne demiştik? Kadınlara işte Ayşe, Fatma, erkeklere şu isimler verilir demiştik değil mi? Peki Türkiye, Almanya, İngiltere, Ankara, Berlin, Londra. Şimdi ülkeler ve şehirler sıralamasını ayırmak için ne yaptık? Noktalı virgül kullandık. Peki, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullandığımızı söylemiştik. Sıralı cümleleri normalde virgülle ayırıyoruz. Lakin sıralı cümlenin kendi içinde virgülü varsa o iki sıralı cümleyi noktalı virgülle ayırıyoruz. Ögeleri arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül getirilir dedik. Yine videonun başında anlatmıştım. Özneden sonra virgüllerle sıralanan başka unsurlar varsa ne kullanıyorum özneden sonra? Noktalı virgül dedim. Ahmet Muhip Dranas,
Noktalı virgül. Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi saf şiir anlayışını benimsemiştir. Ahmet Muhit Dranas'tan sonra noktalı virgül getireyim. Çünkü virgüllerle sıralanan başka unsurlar var. Ortalık karışmasın. Tamam mı? Evet. Noktalı virgül bu kadardı. Karışacak bir şey yok. İşte virgülle ilişkisi bu. Virgülün abisiydi. İki noktayla alakası var mıymış? Hiçbir alakası yok. Açıklamadan sonra ne getiriyormuşum? İki nokta. Bu ağır bir abi dedik değil mi? Evin en büyüğü bu. Bu ağır. Bu böyle çağrıdan yere gitmez. Gittiği önemli yer zaten açıklamalardan önce gidiyor bu adam. Sen bunu kalkar noktalı virgüle karıştırırsan bu adam nereye gidecek? O zaman ne yapıyoruz? Açıklamalardan önce iki nokta getiriyoruz. Bak şimdi. Örnek verilecek cümlenin sonuna ne getiriyormuşum? İki nokta. Kişi başarıya taşıyan birçok unsur vardır. İki nokta. Plan, azim, sabır, metot. Üç noktaya devam etmiş. Şimdi örnek veriyorum. Bir cümle niteliğinde değil. O yüzden dikkat et. Küçük harf. Peki. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna getiriyorum. İki nokta. Yazıda şu sonuca varılmış. İki nokta. Büyük harfle bak. Açıklama yapıyorum. Dil toplumun hafızasıdır diye. Karşılıklı konuşmalarda kişiden sonra konu demiştik. Ahmet nereye gidiyorsun? Mehmet kütüphaneye. Peki. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Nasrettin Hoca'ya şöyle söyler. Nasrettin Hoca şöyle söyler. Zaten aslında burada da bir açıklama var. Şöyle söyler diyor ve o söz gelecek. Tamam mı? Genel adreslerinde yine iki nokta kullandığımıza aşinasınız. İki noktanın kullanıldığı en önemli yer açıklamalardan önce geliyor. Haberiniz olsun. Örnek veriyorsa küçük harfle başlıyor. Açıklama yapıyorsa bir cümle niteliğindeyse büyük harfle. Buna dikkat edin. Bu çok karıştırılıyor biliyorsunuz. Soruldu geçen sene. O zaman dikkat. İki noktadan sonra cümle büyük harfle başlar. Menfaat. Sandalyeye benzer. İki nokta. Başında taşırsan seni küçültür. Ayağının altına alırsan yükseltir. Ne güzel bir söz ya. Ne güzel bir söz. İki noktadan sonra açıklama yapılıyorsa büyük harfle. Peki iki noktadan sonra özel ad niteliğinde olmayan örnekler büyük harfle başlamaz tabii ki de. Bu eksikliği siz de çok evde görmüşsünüzdür iki nokta. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler böyle sayıyor da sayıyor. Ne bu? Küçük harfle başlayacak. Çünkü bu bir açıklama değil. Örnek veriyor. Örneklerde cümle niteliğinde değil. Bu ayrıma çok dikkat et tayfa. Gelelim 3 noktaya. Ne dedim? Bu hayatta nereye 3 nokta getireceğini çok iyi bileceksin değil mi? Yargısı tamamlanmış, yüklemi olan bir cümlenin sonuna 3 nokta getirirsen çok beklersin. Nereye getireceğim? Yüklemi olmayan, yargısı tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta getireceğim. Ne dedik? Karşımızda masmavi bir deniz. 3 nokta. Sana bırakıyorum. İstediğini düşün artık, tamam mı? Peki örneklerin sürdüğünü belirtmek için kullanılır. Örneklerin devamı var anlamında kullanılır. Masada yok yoktu. Peynir, zeytin, bal, kusudu, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Nereye gidiyorsun? Markete. Ha? Gerisini sen getir diyor yani. Eksik bırakılmış cevap. Peki açıkça yazılmak istenmeyen yerlere konur. Ya böyle bazen gizlemek istediğiniz bir bilgi varsa ve bir de söylemek istemiyorsun ve bir de ayıpsa bip 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 diye geçebiliyoruz. Yolculardan biri bip 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 daha inmek istediğini söyledi derken. Alıntılarda atlanan yerlere 3 nokta getiriyoruz. Yani buranın başı var, sonu var gibi 3 noktayla belirtebiliyoruz. Ünlemi ve seslenmeleri pekiştirmek için ne yapabiliyoruz? 3 nokta kullanabiliyoruz. Mesela ünlemi böyle pekiştirmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ünlemin yanına 2 nokta daha koyacağım. Yani duygu yoğunluğumu artıracağım. Şimdi gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onu tanıdılar. Koca Ali, Koca Ali be! Nasıl bir ünlem yaptım ben burada? Be. Tamam burada sonu ne yaptık? Şöyle getirdik. Orada tam belli olmayabilir. Şu şekilde getirdik. Yani ben ünlemi yapamadım. Orada duygu yoğunluğunu ben veremedim. Tamam mı? Verebileceğim bir duygu değildi o. Peki dikkate bir gelin. Gel şu dikkate. Gel şu dikkate. 3 nokta yerine 2 veya çok fazla nokta koyamazsın. 3 nokta koyacaksın. Bu kadar. Ünlemi şartından sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Yani bunu böyle abartma, şu şekilde yapma, şöyle yapma ya da şöyle değil. Ne yapıyoruz? Şu şekilde. Eğer duygu yoğunluğumu artırmak istiyorsam ünlemin yanına şöyle şu şekilde iki nokta getirebilirim. Duygu yoğunluğumu artırmak istiyorum. Daha da böyle vurgulamak istiyorum. Yap. Sıkıntı yok. Peki soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir. Nasıl da akşam oldu. Ay nasıl da akşam oldu diye böyle getirebilirsin. Evet geldik soru işaretine. Soru işaretini nerede kullanıyoruz? Soru cümlelerinin sonunda
soru işareti kullanıyoruz tabii ki de. Mesela arkadaşlar ödevlerinizi yaptınız mı? Ders çalıştınız mı? Bu soruyu yazık size çok soruyorlar değil mi? Tayfan vallahi kıyamam. Yani siz yapmanız gerekeni yapıyorsunuzdur. Ama ders çalışmak için de ilham gelmesini beklemeyin, oldu mu? Bu bir öz disiplindir. Bununla alakalı size öz disiplin videoları çekeceğim. Çünkü bundan çok muzdaripsiniz biliyorum. Şimdi soru işareti gerçekten cevabı belli olmayan gerçek soru cümleleri var ya, bunun sonuna geliyor. Bir de şu var yalnız, işte buna dikkat edin. Sözde soru cümlenin sonuna soru işareti gelir mi? Sözde soru cümlesi neydi? Cevabı belli olan, böyle düşünceyi onaylatmak için rica anlamında kullanılan soru cümleleri. İşte ne var mesela? Ya bu havada da dışarı çıkılır mı? İnsan hiç annesini üzer mi? Gibi sözde soru cümleleri var ya. Bunların sonuna soru işareti gelir mi? Gelir. Bunların sonuna soru işareti getirebilirsin. Aslında ünlem de getirebilirsin. Bu yanlış değil. Tamam mı? Burada sıkıntı yok. Peki soru anlamı taşıyan cümlenin sonuna konur dedik. Tamam. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlenin sonuna konur. Görevli yüzüne baktı. Al. Adınız? Ha? Adınız ne? Gibi. Tamam mı? Burada bir soru var. O yüzden soru işareti getirdik. Bilinmeyen, kesin anlamı olmayan ve şüpheyle karşılanan yer, tarih gibi durumlar için parantez içerisinde soru işareti kullanıyoruz. Bu ne demek? Ya bunu bilmiyorum. Şüpheli bir bilgi. Bu bilgiden emin değilim anlamına geliyor. Yunus Emre 1240 bak soru işareti kullanmış. Bilmiyorum yani. İşte 1496 yılında doğan Fuzuli demiş. Buraya parantez içerisinde bir soru işareti getirmiş. Bu ne demek? Ben bu doğum tarihinden emin değilim. Kesin bir bilgi değil anlamında kullanılabiliyor. Şu dikkate bir gel. Soru işaretiyle ilgili şu dikkate bir gel. Mı eki cümleye zaman anlamı kattığında cümlenin sonunda soru işareti konmaz. Ya lütfen. Akşam oldu mu sürüler döner obaya. Yani burada sana akşam oldu mu diye sormuyor. Akşam oldu mu olmadı mı diye sormuyor. Bak dikkat et. Bu zaman anlamı katıyor. Dikkat. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona koyulur. Bakın bu da çok soruluyor. Çok karıştırıyor. Aman dikkat. Ödevlerini bitirdi mi? Okul çantasını hazırladı mı? Burada sıralanmış bir soru cümlesi var. O zaman soru işareti nereye gelecek? En sona gelecek. Aa, soru işaretten sonra ne olur? Her daim büyük harfle başlar. O zaman sana şuraya parantez mi açtı? Şurası küçük harfi, büyük harfi. Ona çok dikkat edeceksin. Ve geldim duygusal noktalı bir işaretimiz ünleme. Böyle kızgınlık, öfke, üzüntü vesaire. Ah vah. Duygusal yoğunluğumuzu belirtmek için ne yapıyoruz? O duygu yoğunluğumuzu belirtmek için ünlem kullanıyoruz dedik değil mi? Ve neye dikkat edin dedim size. Hayatta ünlemi nereye koyacağınıza çok dikkat edin tayfam. Çünkü ünlemden sonraki cümleler büyük harfle başlar. Doğru yerde ünlem kullanımı hayat kurtarır. Haberiniz olsun. Peki bak, duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna koyun. Tabii ki de. Hava ne kadar da sıcak, aşk olsun, vah vah, ne mutlu Türk'üm diyene derken. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Ordular derken, seslenmelerden sonra, ey Türk gençliği derken, seslenmelerden sonra. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı vermek için yay, ayraç içerisinde ünlem kullanıyoruz değil mi? Buna dikkat edin. Burada bir alay var. Adam çok başarılı olduğunu söylüyor. Şimdi buraya yay ayraç içinde bir ünlem gelmiş. Bu ne demek? Çok başarılı değil aslında. Başarısız anlamında. Orada bir ironi var. İroni. Peki gel dikkate. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden sonra veya cümlenin sonuna konabilir. Evet. Eyvah. Anahtarımı içeride unuttum. Şimdi ünlemden sonra ne demiştim? Büyük harfle başlıyor demiştim. Bak burada ne yaptım o zaman? Büyük harfle başlamıyorsa ünlem sözcüğünden sonra virgül getirdim. Ünlemi nereye attım? Cümlenin sonuna. Peki ünlem işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir dedik değil mi? Duygu yoğunluğumuzu artırmak için ünlemin yanına 2 nokta getirebiliyoruz. Geldim kısa çizgiye. Kısa çizginin en önemli kullanım yerlerinden birisi ara sözleri kısa çizgili gösterebiliyoruz. İki kısa çizgi arasında verebiliyoruz. Bu bir. İkincisi satır sonuna sığmayan heceleri kısa çizgili ayırıyoruz. Diğerlerine de gözünüz çok aşina zaten. Gelin bakalım. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır demiştik. Peki eklerde fiil kök ve gövdelerini kelimeleri hecelerini ayırmada kullanılır. Buna da aşinasınız. İşte de ki de çiçeklerimiz. Sevmek eylemini gösterirken şu mastar ekini göstermek için ne yapıyorduk? Kısa çizgi kullanıyorduk. Şuna dikkat. Buna aşina olduğunuz bir şey bu. Arasında ve ile ila den e anlamları için kelime veya sayılar arasında kullanılır. Aşinasınız. Aydın İzmir yolu.
Türk-Alman ilişkileri, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı'nda soy, dil, din üçgeni derken. İşte 9:30-10:30 arası derken. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna da kısa çizgi koyuyoruz. Bunu biliyorsunuz. Peki şuna bir dikkat edelim mi? Çok karıştırıyorsunuz bu. Deniz anası derken. Şimdi bileşik sözcüklerde mesela deniz anası. Hecelemede yanlış yapıyorsunuz. Bu şey değil bak. İki sözcük bir araya geldi. Artık tek bir sözcük oluştu. Tek bir sözcük gibi ayıracaksın bunu hecelerini. Yani şöyle ayırmayacaksın. Deniz anası diye değil. Nasıl ayıracağım? Şöyle siliyorum hemen. Deniz anası diye. Deniz anası şeklinde. Tamam mı? Bak baş öğretmen sözcüğünde de aynı şekilde. Baş öğretmen iki kelime bir araya geliyor. Bu anlamda çok kafanızı karıştırıyor. Baş öğretmen diye değil. Böyle değil bak. Şöyle hemen alıyorum. Baş öğretmen şeklinde. Baş öğretmen şeklinde ayıracaksın. Tek bir sözcük gibi ayıracaksın. Tamam mı? Kafanız karışmasın. Uzun çizgi de bir noktalama işareti. Onu da ele alalım dedik. PDF'nizde inceleyin arkadaşlar. Uzun çizgi satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılan bir noktalama işaretimiz. Şuna dikkat edin. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Yani arabamız tutarken Erciyes'in yolunu dedi. İki noktayı koydu. Hancı dedim. Bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? O zaman buraya uzun çizgi getirmiyoruz tırnak içinde verdiğimiz için. Bu anlamda önemli bir ayrıntı bu. Onun dışında uzun çizginin konuşma çizgisi olarak kullanıldığına zaten gözümüz aşina. Çok sorulur mu? Sorulmaz. Ama yine de bu ayrıntıyı bilmenize fayda var. En azından genel kültür olsun. İlk çizgi kullandığımız yerler de belli. İlk çizgi nerede kullanıyoruz? Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Eğer dizeleri alt alta yazmıyorsak, yan yana yazıyorsak şu şekilde aralarına ne getiriyormuşum? İlk çizgi. Adres yazarken kullandığımızı biliyorsunuz. Tarihlerin yazılışında kullandığımızı söylemiştim. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için şu şekilde ilk çizgi kullanabiliyoruz. Genel adreslerinde kullanıldığına aşinayız. Matematikte bölme işareti olarak kullanıldığını zaten biliyorsunuz. Önemli bir noktalama işaretimiz de tırnak işareti. Tırnak işaretini nerede kullanıyorum? Nerede? Aktarma cümlelerini tırnak işareti arasında veriyorum değil mi? İki tırnağın arasında veriyorum. Bak şimdi başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri ne yapıyorum? Tırnak içinde veriyorum. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır dedi. Bak eğer aktarma cümlesi tırnak içinde veriyorsam o cümle büyük harfle başlayacak. Ve cümlenin noktalama işareti de tırnağın içinde kalacak. Buna dikkat et. Özel olarak vurgulamak istenen sözleri tırnak içinde kullanıyoruz. Bunu böyle not alırken falan da yapıyoruz değil mi? Hayatın kısa olduğunu unutma. Bak kısayı burada vurgulamak için tırnak içerisinde verdim. Bu olur. Cümle içerisinde eserlerin yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içerisinde verilir. Nutuk, eser isimleri tırnak içerisinde kullanılır. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde verilir. Bunlara da aşinayız. Peki dikkate gel. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret tırnağın içine kalır. Söyledik bunu. Metinde eser adları ve başlıklar ek yazıyla da gösterilebilir. Tabii ki de tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Evet. Yakup Kadri'nin Yabanını okudunuz mu derken. Ya çok çıkan bir şey değil ama gözünüzde doğrusuna aşina olsun. Dedim yay ayraça. Yay ayraçta bir noktalama işareti. Niye bahsetmeyelim ki ondan? PDF'nizi de ayrıntılarına çalışın. Ek bilgi veya açıklama için kullanılır. Metinde ziya, ışık sözcüğünü çok geçiyor. Mesela bu şekilde bir açıklama yapmak istiyorsam parantez kullanıyorum. Tiyatro eserlerinde konuşan hareketlerin durumunu göstermek için kullanılır. Adam ayağa kalkar derken dikkat et ve cümlenin büyük harfle başladığına, noktalama işaretinin parantezin içinde kaldığına lütfen dikkat et. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için yine şu şekilde ne yapıyoruz? Yay ayraç kullanıyoruz. Bir yazının maddelerini gösteren sayı veya harflerden sonra kapama ayracı kullanabiliyoruz. Peki özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce yazılır. Buna dikkat et. Yunus Emre'nin derken eskiden bu parantezden sonraya atılıyordu. O yüzden hala kitaplarda bu yanlışlıklar olabilir ki ben görüyorum var. O zaman ne yapıyoruz? Doğrusuna aşina oluyoruz artık. Alay kinaye küçümseme anlamı için ünlem işareti yay ayrıç içine alınır. Bunu söyledik zaten. Kesin olmayan şüpheli bilgi için soru işareti yay ayrıç içine alınır. Bunu da söyledik. Atlanan bölümler yerine konulan 3 noktayı şu şekilde yay ayrıç içerisinde gösterebiliriz. Evet, kesme işareti çok önemli bir noktalama işareti. Niye?
Çünkü çok kafa karışıklığı var. Nerelere gelmez? Bunlar karışıyor. ÖSYM bunu soruyor. Artı yazım kuralları sorusunda da karşıma çıkabiliyor. O yüzden beni çok iyi dinleyin. Çok dikkatli dinleyin. Buraya bir odaklanın. Şimdi Türkçe'de şöyle temel bir kural var. Özel isim artı çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Bütün özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ayşem derken bak bu iyelik eki, aitlik eki ne yaptım? Kesme işaretiyle ayırdım. Ankara'da, D'da, bulunmahal eki, çekim eki ne yaptım? Kesme işaretiyle ayırdım. Bütün özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılıyormuş. Şimdi bütün özel isimleri tek tek sayacak değiliz burada. Hemen şöyle yapıp kurtulacağız. Nerelere kesme işareti gelmez? Nerelere kesme işareti gelmez? Bunu öğreneceğiz. Geri kalan her yere kesme işaretini kullanabiliriz deyip kurtulacağız. Nereye gelmez? Bir, kurum kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın derken, Gazi Üniversitesi'ne derken, Çankırılar Derneği'nin derken, Çankaya Belediyesi'nde derken ayrılmaz. Dikkat et, göz aşina oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın diye o nının kesme işaretiyle ayrıldığını görürsen böyle gözüne çok yakışacak, doğru gibi gelecek, aman diyeyim. Kurum ve kuruluşlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir istisnamız var. Avrupa Birliği'ne derken bu bir istisna. Bunun dışında kurum ve kuruluşlara gelen ekler kesme işaretine asla ayrılmıyor. 2. Yapım eki almış özel adlar. Bak şimdi Asya'dan Asyalı olmuş. Şimdi şuna dikkat et. Bu da temel bir kural. Özel isim artı yapım eki ve ardından gelen çekim eki kesme işaretine ayrılmıyor. Asyalı'nın derken, Ankaralı'nın derken ayırmıyoruz değil mi? Ankara'dan Ankaralı. Ardından da çekim eki gelmiş. Ayrılmıyor. Ama Ankara'ya, Ankara'da bunlar ne olacak? Ayrılacak. Türkçe'de derken bak bu da çok yakışıyor. Türkçenin Türkçe'de derken çok yakışıyor. Dikkat edin. Türk'ten Türkçe, Türkçe'de diye ardından da çekim eki gelmiş. Dikkat. Mehmetlere bu lerler eki de kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmıyor. Ne olur buna dikkat edin. Ardından gelen ek de ayrılıyor. Bu da çok karışıyor. Aman diyeyim dikkat. Bir diğer madde. Sonunda üçüncü çoğul kişi iyelik eki olan özel ada. Bu ek dışında başka bir iyelik eki getirdiğinde kesme işareti konmaz. Bak şimdi Konya ovamızın derken kesme işaretini ayırmadım. Ama Konya ovasında derken kesme işareti kullanıyorum. Şimdi Konya ovası, onların ovası, onun ovası. Burada üçüncü kişi iyelik eki var değil mi? Şimdi bu neye dönmüş? Konya ovamız ya da Konya ovamızın diyelim. Şimdi ben bunu nereden ayırayım? Oranın adı Konya ova değil ki buradan ayırayım. Oranın adı Konya ovamız değil ki buradan ayırayım. Zaten ayıracak yer bulamıyorum. Buna lütfen dikkat edin. Ve sonunda nokta bulunan kısaltmalar ve üslü işaretli kavramlardan sonra yine kesme işareti kullanmıyoruz. Yüzyılın derken bu arada dikkat edin. Asır anlamındaki yüzyıl böyle yazılıyor değil mi? Kısaltması da şu şekilde. Pardon. Kısaltması da şu şekilde olacak. Şuradaki gibi yani. Tamam mı? Ne olur bunlara dikkat ediyorsunuz. Ve gelelim şu şapka işaretimize. Hocam şapka kalktı mı kalkmadı mı falan dedikodular dönüyor. Hayır şapka falan kalkmadı. Bak dikkat et. Şimdi askeri okul. Bak burada zaten uzatıyorum. Bak askeri okul. Burada bir uzatıyorum. O zaman bu i'nin üstünde bir şöyle küçük bir düzeltme işareti, inceltme işareti olsun değil mi? Peki Türk askeri derken kullanmıyorum. Peki resmi kuruluş derken bak uzatıyorum resmi kuruluş derken var. Ama Atatürk'ün resmi derken yok. Şimdi milli sözcüğü milletle ilgili ulusal anlamında kullanılır. Milli sözcüğü mil içeren anlamında da kullanılır. Buna da özellikle bir dikkat edelim. Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için yine ne yapıyormuşum? Şapka kullanıyormuşum. Kullanmak zorundayım bak. Adem insan demek, adem yokluk demek. Adet, gelenek demek, adet, sayı demek. Alem, dünya demek, alem, bayrak demek. Aşık, tutkun demek, aşık, eklem kemiği demek. Sen aşıksın arkadaş, sen eklem kemiğisin arkadaş der gibi oluyor değil mi? Sen aşıksın, aşıksın demesi lazım. Hal, durum, vaziyet, hal, bir de meyve, sebze falan satılan yer var. Bu anlamda lütfen şapkanın kullanımına dikkat edin.
Ve yine diğer önemli bir madde, Arapçadan ve Farsçadan dilimize giren bir takım kelimelerle özel adlar da bulunan GK ünsüzlerinden sonra giren AU ünlüleri üzerine düzeltme şart şapka konur. Yani şimdi buradaki tanım maddenin böyle ezberi falan çok önemli değil. Farkındaysanız hızlıca okudum geçtim. Şuna dikkat et. Söylerken zaten bu çok net belli. Tezgah değil. Tezgah. Yadigar değil. Yadigar. Dükkan demiyorsun değil mi? Dükkan diyorsun. K'ye değil, hikaye bana bir hikayeni anlatır mısın? Bana bir hikayeni anlatır mısın diyeceksin. Kağıt değil, kağıt. Hakari değil, hakkari. Mahkum değil, mahkum. Bak bunlara dikkat et. Cüretkar değil, cüretkar. Bekar değil, bekar. Bekar mısın? Bekarım değil. Rengarenk değil, rengarenk. Rüzgar, rüzgar, rüzgar esti demiyoruz değil mi? Söylerken zaten çok belli oluyor. O yüzden şapkaya dikkat edin. Evet, noktalama işaretleri bitti. İkinci bölümde anlatım bozuklukları var. Gelin onları bir işleyelim tek tek. Şimdi anlatım bozukluklarında video ders notunun dışında ben size ayrı bir PDF daha bırakacağım. Bir çalışma PDF'si daha bırakacağım. Böyle hiç anlatım bozukluğu yapamıyorum, göremiyorum diyenler için özellikle o PDF çok önemli olacak. Hem buradaki video ders notunu hem de o eklediğim PDF'ye çok iyi çalışın. Ne olduğunu görebilmek çok önemli. Anlatım bozukluklarındaki sıkıntımız bizim aşinalık. Yani normalde biz birbirimize mimiklerle, tonlamalarla çok rahat anlaşabiliyoruz. Fakat iş yazıya geldiği zaman anlatım bozukluklarına, cümlelere bakarken şöyle bakmalısınız. Söylediğinizi 6 yaşındaki çocuk da net bir şekilde anlayabilmeli. O gözle bakmalısınız. Ve anlatım bozukluğunu görebilmen için neler anlatım bozukluğuna sebep oluyor? Onları bilmen lazım. Yoksa kulağını tırmalıyor mu, tırmalamıyor mu falan gibisinden bakarsan göremezsin. Hele soru içerisinde görmek çok sıkıntılı olabiliyor. Bu anlamda size her maddeyi içeren test bıraktım. Tamam mı? O testlerin de her maddesini açıklayan video çözümlerini çok iyi dinleyin. O zaman başlayalım. Anlatım bozuklukları iki ana başlığa ayrıldı. Bir, dil bilgisi hatalarından kaynaklanan anlatım bozuklukları. İkincisi, anlama dayalı anlatım bozuklukları. Şimdi bir bak, sporcuları çağırdı, olimpiyatlar hakkında bilgi verdi. Bu bir sıralı cümle değil mi? Sporcuları çağırdı, olimpiyatlar hakkında bilgi verdi. Peki, çağırdı kim o? Kimi çağırdı? Sporcuları belirtili nesne. Peki buraya geldim. Bilgi verdi kim o? Kime bilgi verdi? Sporculara diye bir dolaylı tümleç gelmesi lazım buraya. Sporculara diye. O zaman burada ne eksik? Dolaylı tümleç eksik. Bu ne o zaman? Öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Zaten dil bilgisi hataları genellikle sıralı cümlelerde öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu oluyor arkadaşlar. Mesela nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu cümlelerine bir bakalım. Konuşmacının düşüncelerine katılıyor ve destekliyorum. Şimdi katılıyorum, destekliyorum. Katılıyorum neye? Konuşmacının düşüncelerine. Destekliyorum. Kimi destekliyorum ben? Konuşmacının düşüncelerini diye buraya bir nesne gelmesi gerekirdi. Nesne eksik. Peki yasalara göre paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır. Yazı yazmak. Ne yazmak yasak? Yazı yazmak. Peki yırtmak yasak. Neyi yırtmak yasak? Yazıyı, parayı yırtmak yasak. O zaman burada ne eksik? Nesne eksik. Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor, aydınlatıyor. Şimdi ışık tutuyor. Neyi? Neye ışık tutuyor? Konunun az bilinen yönünü. Peki aydınlatıyor. Neyi aydınlatıyor? Konunun az bilinen yönünü. Ve onu diye bir zamirle de buraya bir nesne getirebilirdi. Arkadaşlarımızın sorununa sahip çıkarak desteklemeliyiz. Şimdi sahip çıkarak. Neye sahip çıkarak? Arkadaşlarımızın sorununa. Burada sıkıntı yok. Desteklemeliyiz. Peki biz neyi desteklemeliyiz? Onları diye oraya bir nesne gelmesi gerekiyordu. Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi. Şimdi Türkleştirdi. Kimi Türkleştirdi? Onları diye oraya bir nesne gelmesi gerekir. Dolaylı tümleç eksikliği de sıralı cümlelerde anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Şöyle, önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. İhanet etmemesidir. Kime, neye, ona diye oraya bir dolaylı tümleç gelmesi lazım. Sıralı cümlelerde dikkat edin. Ortak kullanılamıyorsa ögeler, öge eksikliği varsa bu bir anlatım bozukluğudur. Ali arkadaşı Mustafa'yı hem çok seviyor hem de kimi davranışlarından dolayı kızıyordu. Kızıyordu. Kime? Ali'ye diye bir dolaylı tümleç gelmesi lazım. Ne zaman aranıza gelsem daima güç verdiniz. Güç verdiniz kime?
bana diye bir dolay tümleç gelmesi lazım. Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı. İyi anlar birbirlerini, güzel burada sıkıntı yok. İnanırlardı kime? Birbirlerine diye dolay tümleç gelmesi gerekir. Yine bir diğer ögemiz zarf tümleci eksikliği. Tabii ki de zarf tümleci de eksik kullanırsan tanıtım bozukluğu olur. Ve nerede olur? Dikkat, sıralı cümlelere özellikle dikkat ediyorsunuz, tamam mı? Peki, şiirlerinde hep bireysel temaları işlemiş, toplumsal konulara girmemiştir. Şimdi işlemiş neyi? Bireysel temaları, tamam. Nerede? Şiirlerinde, tamam. Toplumsal konulara girmemiştir. Toplumsal konulara girmemiştir. Şiirlerinde, temalarında, şiirlerinde ya burada bir şey eksik. Toplumsal konulara çok girmemiştir diye. Mesela bir zarf tümleci getirirsek oraya harika olur. Ünlü şair Yahya Kemal'i çok sever, iyi anlaşırdı. Yahya Kemal'le diye bir zarf tümleci gelmesi lazım. Kimle iyi anlaşırdı? Yahya Kemal'le. Peki bu halk pazarındaki satıcılar durmadan konuşuyor ve hiç susmuyor dese... Nasıl susmuyor? Hiç diye oraya bir zarf tümleci gelse harika olacak. Peki bir daha bizi görmek, iş yapmak istemiyor. İş yapmak istemiyor. Kimle? Bizimle diye yine oraya bir zarf tümleci gelsin. Özne eksikliği de sıralı cümlelerde anlatım bozukluğu olur. Dikkat et, özne eksik mi değil mi? Bu tür dergilerin sayısı azalıyor. Okunmaz oluyor. Şimdi azalıyor ne? Bu tür dergilerin sayısı. Tamam, burada özne var. Peki okunmaz oluyor ne? Bu tür dergiler diye özne gelmesi lazım. Yani yüklemde ortak bir özne kullanamıyorsun. Uyumlu değil. O zaman ayrı bir özne getirmek durumundasın. Salondaki konuklardan kimse dışarı çıkmadı. Konuşmacıyı dikkatle dinledi. Şimdi dinledi. Kim? Herkes de. Bak, kimse çıkmadı. Herkes dikkatle dinledi de. Peki keskin viraja hızlı giren otokros aracının lastiği patladı ve kaza yaptı. Şimdi... Kaza yap ne? Araç diye öznen eksik orada, değil mi? Ortak özne kullanamıyorsun. Kullandığın zaman saçma oluyor. Hastanın durumu düzeliyor. Ara sıra ayağa kalkıp yürüyor. Şimdi yürüyen hastanın durumu mu? Hayır. Hasta diye buraya ayrı bir özne getirmesi lazım. Tabii ki de yüklem eksikliği de anlatım bozukluğuna sebep olacak sıralı cümlelerde. Bak, o akşam ben kendi odama, Fatma da kendi odasına çekilmişti. Ben kendi odama çekilmişti. Yani böyle Almanya'dan gelmiş gibi bir hal böyle. O akşam ben kendi odama çekildim. Fatma da kendi odasına çekilmişti desen daha güzel olmayacak mı? Türkçe'ye benzeyecek. Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar. Olmadı. Dişçiye hiç gitmiyorlar ya da çok seyrek gidiyorlar diyeceksin. Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum. Dürüst biri olduğundan dün de kuşkuya düşmüyordum. Bugün de kuşkuya düşmüyorum de. Törende ilk şiiri sen, ikinci şiiri ben okuyacağım. İlk şiiri sen okuyacağım olmuş oluyor böyle. Ortak büyüklüğe bağlayamıyorum. Saçma oluyor. Kişi uyuşmuyor. O zaman ne diyeceğim? Törende ilk şiiri sen okuyacaksın. İkinci şiiri ben okuyacağım diyeceğim. Tamam mı? Yardımcı eylem film eksikliği de yine anlatım bozukluğuna sebep olur. Bak, çok az veya hiç çalışmadan sınavlara girdiler şimdi. Çok az veya hiç çalışmadan. Çok az çalışarak veya hiç çalışmadan dese daha güzel olacak. Ek eylem eksikliğine de çok dikkat edelim. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi şimdi. Boyu kısa değildi der gibi olur. Bu ek eylemi bunun ortak kullanamazsın. Boyu kısaydı ve bedeni de pek biçimli değildi. Yani bedeni de pek biçimli değildi diye devam edeceksin. Ortak kullanamıyorsan ayrı bir ek eylem getirmek durumundasın. Saçma sapan bir anlam çıkar yoksa. Evet, tamlama yanlışlıkları önemli çünkü uzun cümlelerde göremeyebiliyorsunuz. Görmesi zor olabiliyor. Aslında görmesi en zor olan anlatım bozukluğu sebebi tamlama yanlışlığı. Çünkü normalde biz vurgularla ses tonumuzda ne demek istediğini anlıyoruz. Ama yazı dilinde göstermiyoruz, göremiyoruz. O yüzden çok önemli. Bak şimdi, ortak tamlanan kullanılması. Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından yararlı sonuçlar verdi şimdi. Ekonomik ve sağlık açısından bu önlemler, ekonomik durumlar ve sağlık açısından desek daha güzel olmaz mı? Ekonomik açısından çok saçma olmadı mı? Değil mi? Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Şimdi kültürel etkinlikleri olur mu? Olmaz. Kültürel etkinlikler ve sanat etkinlikleri diye. Lütfen ayrı ayrı getirelim bu unsurları yerine. Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak. Özel kuruluşlarında der gibi oluyor. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında şeklinde söylesem çok daha güzel olur. Ha hocam, ben bunu söylediğinde anlıyorum. Anlıyorsun da işte. Dil bilgisi eksikliğinden anlatım bozukluğu sorarsa kalırsın. O yüzden yazı dilinde 6 yaşındaki çocuk dahi ne söylediğini çok net anlayacak. Her şey çok açık ve net olacak cümlede. Senin anlaman yetmiyor o yüzden. Peki tamlayan eksikliğine bak. Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup
olmadığını ben değil, toplum söyleyecek. Şimdi ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını, bu eserlerin yeterli olup olmadığını dese daha güzel olur değil mi? Orada bir tamlayan gelmesi lazım. Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. Ne de binanın yerini bilirim derse hoş olur. Anne babalar çocuklarıyla sürekli ilgilenmeli. Öğretmenine durumunu sormalılar. Çocuğun öğretmenine değil mi? Ya da onun öğretmenine diye tamlayan gelmesi gerekir. Özne ve yüklem uyumsuzluğu çok net görülür, kolaydır. Sadece dikkat etmek, böyle bir şeyin anlatım bozukluğuna sebep olduğunu bilmek yeterli. Benim size bırakacağım ekstra PDF'den de çalıştığınız zaman çok net göreceksiniz zaten. Şu soruları da çözünce daha net anlayacaksınız. Tekillik çoğulluk açısından bir bakalım. Özne insansa ve çoğulsa yüklem çoğul olabilir. Tamam, sıkıntı yok. Hepsi herkes, hiç kimse bir çoğu gibi belgesiz zamirler özne ise yüklem tekil olmak zorunda. Tamam. Peki şuna bak. Bu tür duygular gözlerim yaşatırlar. Yaşatırlar değil de yaşatır desen daha sağlıklı olacak. Kişiye dikkat et. Ben ve sen, ben ve o, ben ve siz biz oluyoruz değil mi? Peki sen ve o, siz ve o, siz oluyorsunuz. Cümlelerde buna dikkat edin. Masayı annem ile ben hazırladım. Masayı annem ile ben hazırladık diyeceğiz. Soruyu sadece ben ve Ali çözmüştük. Çözmüştük. Değil mi? Arkadaşlarım ve sen yarın erkenden buraya gel. Olumluluk, olumsuzluk durumuna dikkat edelim. Özne ile yüklem arasındaki olumsuz öznelerde şu hiç kimse, hiçbiri, bunlar olumsuz yüklemlerle kullanılır. Ama olumlu özneler tümü, hepsi, herkes, bunlar da olumlu yüklemlerle kullanılır. Aksi takdirde ne olur? Anlatım bozukluğu. Herkes yapmadı. Olmaz. Herkes yapmadı olmaz. Kimse yapmadı diyeceksin. Çünkü olumsuz bir yüklem var orada. Peki gel. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış. Onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Anlatmamış kim? Hiç kimse. Bu güzel. Onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Hiç kimse oyalamıştı olur mu? Olmaz. Herkes diyecek orada. Oyalamıştı diyecek. Köyde herkes kışa hazırlanıyor. Gayet güzel. Boş durmuyordu. Herkes boş durmuyordu olmaz. Kimse boş durmuyordu diye buraya olumsuz bir özne gelmesi lazım. Hiçbiri sağlam değil, kırılmış. Sağlam değil ne? Hiçbiri. Bu güzel. Kırılmış olumlu bir yüklem, eylem gerçekleşiyor. O yüzden hepsi kırılmış ya da tümü kırılmış gibi olumlu yükleme, olumlu özne getireceksin. Çatı uyumsuzluğu kulağı çok tırmalayan bir anlatım bozukluğudur aslında. Bak şimdi, her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile beklenen rahatlığa kavuşulamamıştır. Bir tuhaflık var burada. Ya etken gitsin yüklemlerimiz, öznelerimiz öyle uyumlu olsun, ya da edilgen gitsin. Yani etken edilgen birbirine karıştığı zaman tuhaf oluyor. Bak şimdi, her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile beklenen rahatlığa kavuşamamıştır de. Kavuşamamıştır. Ya da ikisini de edilgen yapacaksın. Her ne kadar şehir dışına taşınılmışsa bile beklenen rahatlığa kavuşulamamıştır diye. Ya etken ya edilgen olacak. Buna dikkat edin. Şimdi ek yanlışlıkları da anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Bunlar böyle kulağımız aşina olduğu için ve karşıdakinin bize ne söylediğini anladığımız için göremeyebiliyoruz. O anlamda önemli. Bak şimdi, tamlayan eki ve ek eksikliği, bu bir anlatım bozukluğudur. Dünyada tamamı mermerden yapılmış olan ilk anıtsal tapınak Ege'nin Efes kentinde olduğu bilinir. İlk anıtsal tapınağın diye tamlayan ekimiz gelmeli buraya. Yoksa tuhaf oluyor. Kendin tamamlıyorsun. Anlatım bozukluğundaki sıkıntı şu. Beyin tamamlıyor eksikliği ve görmemiz zorlaşıyor. Bu yüzden sürekli doğru cümleleri tekrarlamak gerekiyor arkadaşlar. Peki gereksiz ek kullanılması. Bu da bir sıkıntı. Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan geriye çırılçıplak ve simsiyah dağlar tipiler kaldı. Muğla yöresindeki çıkan mı? Muğla yöresinde çıkan şu kiye hiç gerek yok ki burada. Peki yanlış ek kullanılması var bir de. Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlayacaklar. Bu nasıl bir cümle? Vergilerin yeni sisteme göre toplanmasını sağlayacaklar dersek daha güzel olacak. Şimdi bağlaç yanlışlıkları da anlatım bozukluğuna sebep olur arkadaşlar. Bakın, ama fakat ancak yalnız gibi bağlaçlar pekiştirme görevi yoksa karşıt yargılar arasında kullanılır.
ve düşüncenin yönünü değiştirir, değil mi? Peki. Ne tekrarlı bağlacını kullanıldığı cümlelerde yüklem biçimce olumlu olacak dedik. Ben size bunu cümlede anlamda da anlatmıştım. Bu ne bağlacı ne yapıyordu? Her daim biçimce olumlu, anlamcı olumsuz cümle yapıyordu. Sen şimdi kalkarsan ne aramadı ne sormadı dersen bu bir anlatım bozukluğu. Ne aradı ne sordu. Zaten ne bağlacı cümleye anlamcı olumsuzluk kattığı için bir de kalkıp olumsuzluk eki kullanmana lüzum yok. Bak şimdi bu ilaç mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit baz dengesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de yol açmaz. Cümleye bak. Bir tuhaf. Bu ilaç mide yanmasına sebep olmadığı gibi asit baz dengesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de yol açmaz. Bu ne de ne ya? Ne de ne burada? Peki yanlış bir şey yapsam da kızmaz ama inanılmayacak kadar anlayışlıdır. İşte amanın burada ne işi var? Ama fakat lakin ancak bunlar karşıt bir düşünce ifade etmek için kullanılır. Cümlede anlamda hep anlattım bunları. Bu akıl işi değil burada ama fakat lakin kullanmak. Temiz havada dolaşmayı çok seviyor fakat bol bol yürüyor. Ne alaka? Zıttı bir şey söylemen lazım. Fakat ne burada? Oraya gidersen etnografya ya da Kurtuluş Savaşı müzelerini gezmelisin. Etnografya ve Kurtuluş Savaşı müzelerini gezmelisin. Daha güzel olmaz mı ya? Peki orada ne Ali'yi ne Ayşe'yi görmedim. Orada ne Ali'yi ne Ayşe'yi gördüm. Bu mema eki olmayacak. Ne bağlıcı olduğu cümlelerde yüklemde olumsuzluk eki kullanılmaz. Çünkü ne demiştik? Ne bağlıcı olduğu her cümle her zaman biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur demiştik. Zaten olumsuzluk anlamı katıyor ya. O yüzden bu eki kullanmaya lüzum yok. Kendisine söylenen bu sözü duyar duymaz oturduğu yerden ayağa kalktı, kürsüye yöneldi. Şimdi ayağa kalktı demen yeterli. Oturduğu yerden demene hiç gerek yok. İnsan ayağa kalkıyorsa zaten oturduğu yerden kalkıyordur, değil mi? Evet, yanlış sözcük kullanılması günlük hayatımızda çok yaptığımız bir şey. Yani zaten birbirimize derdimizi tonlamayla ya da yaşadığımız olay içerisinde anlatabiliyoruz diye. Çok fazla yanlış sözcük kullanıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bu hatayı. O yüzden de görmemiz zorlaşıyor. Bak şimdi, maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Maddi durumu yeterli olmadığı için desek daha güzel olacak. Yemeğini erken yemesi gerektiği halde hasta bu yasağa uymuyor. Yasağa değil de kurala desen daha güzel olacak, değil mi? Evet, noktalama işaretleri ve anlatım bozuklukları konu anlatımı kısmımız bitti. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? PDF'nizi bir alıyorsunuz. Tamam, PDF'nizin çıktısını bir alıyorsunuz. PDF'den güzel bir tekrar ediyorsunuz. Noktalama, anlatım bozukluğu, yazım kuralları, bunlar aşinalık ister, görme ister. Anlatım bozukluğu özellikle kulak aşinalığı isteyen bir konu başlığı. O yüzden ek PDF'ye bıraktım size. Hani ben hiç yapamıyorum falan diyenler için çok tatlı başlıklar altında cümleler sıraladım. Onları da hepsini tek tek anlattım. O PDF'den de mutlaka çalışın. Ardından da kitaptan video çözümlü sorularınızı dinleyin, bir çalışın. Önce kendiniz çözün, arkasından mutlaka dinleyin ama, tamam mı? Çünkü tek tek orada cümleler açıklanıyor. Evet, Camp Plus'ın 8. dersinde tamamladık. Asıl Camp Plus 2023 1 Ocak itibariyle tek videoda dil bilgisi, tüm dil bilgisi, uygulamalı etkinlik ve ardından kısa soru çözümleri, hatırlatma videoları gelmeye başlayacak. Hepsi değil de hepsine yakını hazırlandı. Çok tatlı sürprizlerim olacak size. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere tayfam. Hoşça kalın.